Ermənistan-Azərbaycan sınırındakı son çatışmalarla ilgili siyaset bilimci Tural İsmailov'un görüşlerini öğrendik ve Tural Bey konuyla ilgili analizini özel olarak ulusal kanalla paylaştı. Ermenistan içerisindeki bu protestolardan ve çatışmalardan dikkati yayındırmak için Ermenistan Azerbaycan'la sınır hattında farklı provokasyonlar yapıyor. Bu provokasyonlardaki amaç bir taraftan ülke halkının, Ermenistan halkının dikkatini ülkenin mahvolan geleceğinden ve aynı zamanda ülkedeki yoksulluk, açlık ve sefaletten dikkati yayındırmak maksadı güdüyor. Diğer taraftan ise öten yıl 10 Kasım'da imzalanmış beyannamenin maddelerini Ermenistan'ın yerine getirmemek ve aynı zamanda oradaki maddelerin yerine getirilmesiyle bağlı süreyi uzatmaya çalışıyor. 10 Kasım beyanatının en önemli maddelerinden biri Zengezur koridorunun açılmasıdır. Bununla ilgili yalnız Azerbaycan değil, aynı zamanda Rusya ve Türkiye devlet bakanları da ve aynı zamanda cumhurbaşkanları da ortaya mevki koymuşlardır ve Zengezur koridorunun mutlaka açılmalı olduğunu vurgulamışlardır. Aynı zamanda 10 Kasım beyanatının en önemli maddelerinden olan terörist Ermeni bölücü silahlı birleşmelerinin de Rus barış güçlerinin geçici olarak yerleştiği Karabağ'ın bazı bölgelerinden çıkartılmasıyla bağlı olan konudur. Hala biz Hankendi'de ve diğer yerlerde bölücü Ermeni teröristlerin Ermeni medyasına açıklamalar verdiğini görüyoruz ve tabii ki bu da beyanatın maddelerinin hala yürürlüğe girmediğini gösteriyor. Lakin Azerbaycan 44 günlük savaşta Karabağ'ı işgalden kurtarmıştır ve Ermenistan üzerinde ezilmesiyle bağlı süreyi uzatmaya çalışıyor. 10 Kasım beyanatının en önemli maddelerinden biri Zengezur koridorunun açılmasıdır. Bununla ilgili yalnız Azerbaycan değil, aynı zamanda Rusya ve Türkiye devlet bakanları da ve aynı zamanda cumhurbaşkanları da ortaya mevki koymuşlardır ve Zengezur koridorunun mutlaka açılmalı olduğunu vurgulamışlardır. Aynı zamanda 10 Kasım beyanatının en önemli maddelerinden olan terörist Ermeni bölücü silahlı birleşmelerinin de Rus barış güçlerinin geçici olarak yerleştiği Karabağ'ın bazı bölgelerinden çıkartılmasıyla bağlı olan konudur. Hala biz Hankendi'de ve diğer yerlerde bölücü Ermeni teröristlerin Ermeni medyasına açıklamalar verdiğini görüyoruz ve tabii ki bu da beyanatın maddelerinin hala yürürlüğe girmediğini gösteriyor. Lakin Azerbaycan 44 günlük savaşta Karabağ'ı işgalden kurtarmıştır ve Ermenistan üzerinde ezici bir zafer kazanmıştır. Ermenistan'da mağlup taraf olarak mutlaka 10 Kasım beyanatının maddelerine emel etmelidir. Çünkü 10 Kasım beyanatında yalnız Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin değil, aynı zamanda Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in de imzası vardır.